أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين والمشاهدين değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak hep terbiye edilmişiz. Bizi terbiye eden eller Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinden geçenlerdir. Onun terbiyesinden geçenler bizi terbiye ediyor. Hayatımızda nasıl yaşamamız gerekir onu bize öğretiyorlar. Ne şekilde huzurlu olmamız gerekir onu bize öğretiyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onlar ki sahabelerdir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiler. Onlar ki sahabelerden sonra tabi'inler, etba'u tabi'inler ve ulema-i güzinler ve meşayih-i kiramlar ve idamlar, bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini işleye işleye, Kur'an ölçeğiyle işleye işleye bizlere getirmişlerdir. Kur'an ana ölçüdür. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam o ölçünün canlı beyanıdır. Onun için bizler ne kadar şükretsek azdır. Ne kadar şükretsek azdır ki Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz ve ondan geldik ve hakikaten onun terbiyesinden geldik, onun gösterdiği yoldan geldik ve onu devam ettireceğiz. Eğer devam ettirirsek mükemmel oluruz. Onun için hep söylediğimi bir daha söylüyorum. Kur'an ahlak kitabıdır. Kur'an amel kitabıdır. Kur'an muamele kitabıdır. Kur'an itikad kitabıdır. Biz bunu alacağız itikadımızda, amelimizde, muamelemizde ve ahlakımızda Kur'an'ı ölçü alacağız. Kur'an ölçü olmadığı müddetçe bizler perişanız, darmadağınız, huzursuzuz ve hiçbir zamanda ne kendimizle, ne ailemizle, ne de toplumumuzla barışık olamayız. O zaman gelin esas reçete olan, bizim ona bağlı kalmamız gereken kitaba bağlı kalalım ki o da mukaddes kitap Kur'an'dır ve onun şarihi Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatu vesselam. Kur'an ahlakı çok ele alıyor. Ahlak, insanın yaşam tarzını, hayatındaki ikili veya toplumsal yaşantıdaki nasıl bir ahlak sahibi olması gerektiğini Kur'an açık ve nas ayetlerle ifade ediyor. Öyle ki bir hastalıktan bahsediyor Kur'an ve o hastalığın ne kadar zararlı olduğunu, ne kadar toplumda yok edici özelliğe sahip olduğunu ifade ediyor. O hastalığın adı kibir. Kibir, kendini beğenme, kendini üst görme, başkalarını aşağılama kompleksine, ahlakına, efendim kapılma çok tehlikelidir. Öyle ki kibirle iman bir arada olamazlar. Kibirle iman bir arada olamazlar. İman tavazuyu gerektirir, kibir tealiyi gerektirir, üstündeliği gerektirir. Onun için kibirle iman bir arada kabul etmiyor. Allah Teala ayet-i kerimelerle bunu ifade ediyor. Birisinde kibir varsa kendisini kontrol etsin, imanına zarar veriyor. İmanına zarar veriyor. Onun için kibirini bırakacak. Kendindeki üstündelik değerlerini ha kavmiyle, ha bilgisiyle, ha kültürüyle, ha güzelliğiyle, ha giyim kuşamıyla sakın ha sakın yapmasın diyor. Kur'an yapmasın, kibirlenmesin. Kibir sadece ve sadece Allah'a aittir. O her şeyin üstünde kibriyadır. Yani üstündeliği elde etmiş bir lütuf ve bir güç sahibidir.
Ona ait olan bir sıfatı sen kendinde taşıyamazsın. Onun için şirki asgar diye isimlendirilmiştir. Şirki asgar, küçük şirk. Kibire İslam istilahatında küçük şirk denilmiştir. Yani kişi kendisine pay ve paya biçmesi, kendisini farklı görmesi, herkesten üstün görmesi ve kendisiyle övünmesi ve kendisiyle aynı zamanda üstünlük taslaması. Bunlar hepsi İslam'ın kabul etmediği. Onun için bizler o şirki asgar dediğimiz, o küçük şirkten sakınmalıyız. Çünkü imanla bütünlük kabul etmiyor. Onun için değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kibir şeytana ait olarak kabul edilmiştir. Ve şeytanı helak eden bir özellik, yok eden bir özellik, mel'un eden bir özellik. Evet, onu cennetten atan bir özellik olarak ifade ediliyor. O zaman biz ümmeti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam olarak şeytana ait olan kibri ve üstündelik taslamasını kabul etmeyeceğiz. Onu düşman olarak bileceğiz. O apaçık bir düşmandır diye ifade ediyor ayet-i kerimede. O apaçık bir düşmandır. Aduvul mubin. Apaçık bir düşman. Onun için değerli kardeşlerim, ayet-i kerimede قال الله تعالى اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا اِبْلِيسَ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ. Garip bir ayet-i kerimede Sad suresi 71 ve 74. ayet-i kerimede hakikaten bir hadiseden, bir olaydan bize haber vererek kibrin ne kadar kötü olduğunu ayet-i kerimede ifade ediyor. Allah-u Teala bize ifade ediyor. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Senin Rabbin meleklere deyince اِنِّ خَالِقٌ بَشَرًا. Ben bir beşer yaratacağım. اِنِّ خَالِقٌ. Ben yaratıcıyım, beşeren, bir beşer, bir insan yaratacağım. Neden yaratacağım? Min tînin. Onu balçıktan yaratacağım, çamurdan yaratacağım. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ ف۪يهِ رُوح۪ي. Ben onu tamamen yaptığım zaman, bitirdiğim zaman ve ona ruhumdan üflediğim zaman, kudretimden üflediğim zaman فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ. Bütün melekler orada secdeye kapıldılar. Bütün melekler secdeye kapıldılar. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعِينَ. Bütün melekler tereddütsüz Allah'ın emirlerini yerine getirdiler. Bütün melekler. Bu ayet-i kerime ne kadar açık ve sarih bir şekilde ifade ediyor. Ben meleklere yeryüzünde beşeri yaratacağımı ve onları da çamurdan yaratacağımı, balçıktan yaratacağımı ifade edince ve onu tamamen yaratılışı tekemmül ettikten sonra ruhumdan üfürdüğümü haber verince melekler bana hiç itiraz etmediler. Hepsi teslim oldular. Ve iman ettiler, kabul ettiler. Ya Rab, sen bu beşerin halıkısın ve irade senindir, ilim senindir. Biz sana ancak itaat ederiz. Biz sana ancak teslim oluruz. Ancak onlardan birisi kabul etmedi. Onlardan, o meleklerden birisi kabul etmedi. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا اِبْلِيسَ. Ancak iblis. İblis, şeytan. O kabul etmedi. Ve karşı çıktı. İstekbara, kibirlendi. وَكَانَ مِلَ الْكَافِرِينَ. Ve kafirlerden oldu. Allah'ın emrini yerine getirmemeyle kafirlerden oldu. Neden kafirlerden oldu? Allah'ın yaratıcı olduğunu biliyor. Güç, kuvvet onun elinde olduğunu biliyor. Beşeri yarattığı gibi kendisini de yaratanın o olduğunu biliyor. Bütün güç ve kuvvetin onun elinde olduğuna bildiği halde inanmıyor. Üstünü örtüyor. Hakikatin üstünü örtmeye kafir denilir. İmanın üstünü örtmeye ne denilir? Kafir.
kefara ey setara. Yani seterel hakka bil batıl. Hakkı batılla örttü. Hak var iken batıla inandı. Seterel hakka bil batılı. Onun için bizler ne yapacağız? Şeytani vasıflardan kaçınacağız. Şeytanın özelliklerinden kendimizi ne yapacağız? Uzaklaştıracağız. Aksi halde eğer uzaklaştırmazsak zarar ederiz. Yine ayet-i kerimede kezalike yatba'u Allah ala kulli kalbi mutekebbirin cebbarin. Kezalike yatba'u Allah, burası Allah tabi eder, mühürler, onu haktan uzak düşürür, gerçeği anlamadan uzak düşürür. Kim? Onlar da kulli kalbi mutekebbirin ve cebbarin. Tekebbür eden, kibirlenen, cebbar, güç, kuvvet ve zulümle kendisini ortaya koyan her kim varsa Allah Teala onların kalbini mühürler. Hakka mühürler, gerçeğe mühürler. Onun için biz Allah'ın kalplerini mühürleyen insanlardan olmamak için şeytani vasıflardan uzak düşmemiz gerekir. Uzak durmamız gerekir. Allah şeytanı ne ile atmış ve onu küçük düşürmüşse biz bilelim ki o bizim için de büyük bir tehlikedir. Peki şeytan gerekçe gösteriyor. Yani neden secde etmediğinin gerekçesini gösteriyor. Ve bu gerekçe soruluyor kendisine. Yani Allah Teala şeytanın o yaratılan beşere karşı değil de kendisinin emrine karşı neden karşı çıktığını soruyor. Kale ya iblisu. Dedi ki ey iblis, ey şeytan. Ma mena'ake en tescude lima halaktu. Benim bu yarattığım Adem'e, bu yarattığım insana, bu yarattığım beşere karşı seni secdeye götürmeyen nedir? Neden secde etmiyorsun? Neden emrime karşı çıkıyorsun? Neden beni kabul etmiyorsun? Halbuki sen biliyorsun ki ben Halık'ım. Seni de yaratanım. Bütün var olan yaratılanları da ben yarattım. Bu melekleri de ben yarattım. Seni de ben yarattım. Sen bunu biliyorsun. Bildiğin halde neden bana karşı efendim inkara geliyorsun, küfre geliyorsun, redde geliyorsun? Nedir bu seni bu kadar şımartan, yüzden çıkaran, değil mi? Bizler şımarıyoruz. Nedir? Bizlere sorar misali. Nedir senin şımartan ya? Nedir senin şımartan? Sen bir insansın, ben seni yarattım, eline mal verdim, mülk verdim, servet verdim, makam verdim, şöhret verdim. Servet verdim. Ne şımarıyorsun? Sonucunda ölüp gideceksin. Terk edip gideceksin. Neyle övünüyorsun? Dercesine, şeytana, ey şeytan, sen beni biliyorsun. Ben senin yaradanınım. Seni yarattım. Melekleri de yarattım. Bu beşeri de yarattım. Yaratma gücü benim elimde. Burada seni bana karşı çıkartan özellik nedir? Evet. Halbuki lima halaktu bi yediyye, ben ellerimle yarattım, bunu da biliyorsun. Yani buradaki tekit, yani şüphesiz ben Halık olduğumu sen biliyorsun. Şüphesiz benim Halık olduğumu biliyorsun. Ve bu beşeri de ellerimle yarattığımı, ellerimle yaptığımı, ortaya koyduğumu biliyorsun. Ellerimden kasıt kudretimle burada. Haşa ve kella Allah'a el isnat edilmez. Yani kudretimle, gücümle ben bunu yaptım. Bunu biliyorsun. Aynel yakin ve elmel yakin biliyorsun. Peki neden istekberte? Neden istikbar ettin? Efendim kibirlendin? İstekberte em kunte minel alim. Sen tekebbür mü ediyorsun? Yani kibirleniyor musun? Yoksa kendini bundan daha üstün mü kabul ediyorsun? Veyahut da bir yaratıcılık iddian mı var senin de? Neden bunu yapıyorsun? Demek kibir kimin vasfıdır? Şeytanın. Kibir kime aittir? Şeytana aittir.
Birisi elindeki sıfata, vasfa, mala baktığı zaman kendisini anlamalı. Bunlar hepsi Allah'ındır. Benim hiçbir şeyim yok. Kibir bana ait değil, Allah'a aittir. Onun için istekberte em kutte minel alin. Sen kibirleniyor musun yoksa, kibir mi ediliyorsun yoksa, kendini çok üstün mü kabul ediyorsun? Her şeye gücü yeten mi kabul ediyorsun? Burada şeytan gerekçesini söylüyor. Kale ene hayrun minhu. Garip. Ben ondan daha hayırlıyım. Senin o balçıktan yarattığından daha hayırlıyım. Daha üstünüm. Daha iyiyim. Daha güç sahibiyim. Daha kuvvet sahibiyim. Halaktani min nar ve halaktahu min tin. Sen onu ateşten yarattın. Sen beni ateşten yarattın. Onu da bir balçıktan yarattın. Halaktani min nar. Sen beni ateşten yarattın. Onu ise balçıktan yarattın. Kale fahruc minha. Dedi ki çık. Bu meleklerin arasından ayrıl. Sen küfür insanısın. İnkar eden birisisin. Hakkı kabul etmiyorsun. Çık. Fahruc minha. Fe inneke racim. Sen kovulmuş birisisin. Divanımdan kovulmuş, atılmış birisisin. Kibirli bir insan Allah'ın divanından kovulmuştur. Kibirli bir insan, Allah kendi divanından onu kovuyor. Şeytanı kovduğu gibi. Kendisiyle kibirlenen, malıyla, servetiyle, şöhretiyle, kavmiyle, toplumuyla, diliyle kibirlenen, Allah onu atıyor. Git. Halbuki akıl olarak da, yani bu yaratılış noktasında baktığımız zaman kendisinin yaratılışının ateşten olması onu çamurdan üstün kılmaz. Çünkü çamur vakarlı bir toprak, vakarlı bir varlıktır, vakarlıdır. Yerinde duran ve faydalı bir varlıktır. Ateş öyle değil. Ateş yerinde durmaz. Böbürleniyor, yukarı çıkıyor, zarar veriyor. Ateş menbet değildir, yeşertmiyor. Toprak yeşertiyor. Akla göre de baksan, böyle bir tahlillere, laboratuvar özelliğiyle baksan, ateşin hiçbir faydası yok. O kendisini ateşin çevresine vermiş olduğu aydınlıktan kendisini üstün kabul ediyor. Halbuki çamur üstündür. Çünkü toprak üstündür. Kün ardan tenbutu fike vurdun. Toprak ol, sende güller yaşarsın. Ateş ol, denilir mi? Ateş olsa kendisini yakar, çevresini yakar, halkı yakar, milleti yakar. Ama toprak ol, kün ardan toprak ol. Sen de güller yaşarsın. Güllerin yeşerdiğine kendini üstün kabul ediyor. Güllerin yeşerdiğine kendini üstün kabul ediyor şeytan. İşte burada ayet-i kerime ifade ediyor ki kibir şeytanın vasfıdır. Kibir bir müminin vasfı olamaz. Kibirle iman beraber olmaz. Çık diyor. Çık. O girerse iman çıkar. İman girerse o çıkar. Beraber olamazlar. Onun için değerli kardeşlerim, وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي. Burası ağır. وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي. Senin üzerine benim lanetim olsun. اِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Kıyamet gününe kadar. Senin üzerine benim lanetim olsun ki sen benim emrime karşı geldin, kibirlendin, kendini Adem'den, o çamurdan, o bahçıktan yaratılan beşerden kendini üstün gördün. Diğer meleklerle tabi olmadın. O zaman değerli kardeşlerim, bizler çok dikkatli olmalıyız. Kibirlenmemeliyiz. Mütevazi olmalıyız. Gönül alçaklı olmalıyız. Her şey elimizde ama hepsi fani.
Ömür elimizde, ömür fani. Hani 10 yaşımız, hani 20 yaşımız, hani 40 yaşımız, hani 50 yaşımız? Ömür fani. Ömrün elde ettiği mal fani, servet fani. Ömrün elde ettiği evlat fani. Hani onlar? Hepsi fani. Bize öncekilere bakalım. Her biri birer babaydı. Yaşadılar 10, 20, 30, 40, 50. Evlat edindiler, torun edindiler, mal edindiler, servet edindiler. Ama bugün yok onlar. Ne kendileri var, ne evlatları var, ne torunları var, ne servetleri var, ne malları var. Onun için aldanmamalıyız. Fani olan özellik bizi aldatmamalı. Aldanmamalıyız. Ömür gider. Ömrün elde ettiği ne varsa onlar da gider. Onlar da gider. O zaman baki olan kimdir? Allah. El-Bekâ'u lillâhi'l-vâhidil-kahhâr. Baki sadece Allah. O kahhar olan Allah. Her şeye gücü yeten Allah'tır. Onun için ne koltuğumuza, ne servetimize, ne şöhretimize, ne malımıza, ne çocuğumuza, ne güzelliğimize, ne giyim kuşamımıza aldanmayalım. Allah sana bir emanet vermiştir. Önce seni sana emanet etmiş. Sen sana emanetsin. İstediğin gibi kendinde tasarruf sahibi değilsin. Sen sana emanetsin. Sen elini, gözünü, kulağını, ayağını haramda kullanamazsın. Öyle ki kıyamet günü ayakları, elleri, bütün azaları şehadete gelir. Ya Rab sen beni buna emanet ettin. Ben göz olarak bundan şikayetçiyim. Benim değerimi bilmedi. Benimle harama baktı. Dil şikayete gelecek. Ya Rab ben bundan şikayetçiyim. Beni emanet ettin buna. Ama gel gör ki benimle yalan konuştu, gıybet etti. Kulak hakeza, ayak hakeza, el hakeza. Bütün azalarını düşün. Kıyamet gününde gelecekler, senden şikayetçi olacaklar. Ama bir de güzel kullanırsan sana şahit olacaklar. Sana neye şahit olacak? İyiliklere şahit olacaklar. Onun için elimizi güzellik yerlerde kullanacağız. Bu ağza sana emanet, bu ömür sana emanet. Neyle kibirleniyorsun? Ma balu men evveluhu nutfetun ve cifetun ahiruhu yefkaru. Öncesi bir kan pıhtısından yaratılan, bir meniden yaratılan, sonrası bir ölü olan, bir leş olan neyle gururlanıyor? Hangi şeyle gururlanıyor? Elbisesiyle mi? Giyim kuşamıyla mı? Makamıyla mı? Servet ve şehvetiyle mi? Onun için değerli kardeşlerim, kibirlenmeyeceğiz. Kibirlenmeyeceğiz. Kibri şeytana ait bir vasıf bileceğiz. Birbirimizi sevecek, birbirimize karşı denkliği ortaya koyacağız. Kardeşliği ortaya koyacağız. Bakınız, bizden öncekiler niceleri kibirlendi. Mal sahibi, mülk sahibi, saltanat sahibi. Onun için Kur'an-ı Kerim onlardan isim veriyor. وَقَارُونَ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ. Ne garip. Şunlara bak ki Karun, Firavun, Haman, bunlar hepsine Musa geldi ve Rabbinizi tanıyın dedi. Allah'ı tanıyın dedi. Şımarmayın. Elinizdeki servetle şımarmayın. Elinizdeki koltukla şımarmayın. Elinize verilen imkan ve ömürle şımarmayın. Güzellikle şımarmayın. Ve onlara hakikati anlattı. Allah bir ve sizi kul olarak gönderdi. Sizden insan olarak huzurlu yaşamanızı ve iyi amel etmenizi istiyor. Dünyada huzurlu yaşayın. Ve iyi amel edin. Ki ahirette de huzurlu olasınız. Ama gel gör ki فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ. Kendilerini baki kabul ettiler. Ellerinde malın, servetin, makamın gitmeyeceğini kabul ettiler ve kibirlendiler. Alabildiğince zulmettiler. Hakka geçtiler.
Sonuç gittiler. Onun için değerli kardeşlerim, ayet-i kerimede estaizu billah innehu la yuhibbul mustekbirin. Allahu Teala kibirli olanları sevmez. Allah Teala kibirli olanları sevmez. Malıyla kibirlenen, servetiyle kibirlenen, güzelliğiyle kibirlenen, ilmiyle kibirlenen, elindeki fani olan maddelerle kibirlenen Allah katında sevilmiyor. Sevmiyorum diyor Allah Teala onları. Hani şeye dediği gibi fe inneke racim, şeytana dediği gibi fe inneke racim, sen defol, çık buradan. Defol. Kibirli insana da iman defol diyor. Onun için imanla kibir beraber olmaz. Et-tahliyetu mukaddemetu ale't-tahliye. Birini boşaltacaksın ki diğerini doldurasın. Yani imanı tam iyi kabulleneceksin ki imanı tam kabul edeceksin ki iman kibre önem verme. Neyle överiyorsun sen? Onun için bizim birbirimize çalım atmamıza ihtiyaç yok, gerek yok. Çünkü hepimiz mevtayız, mevta. Ne demek? Hepimiz ölümü tadacağız. Hepimiz. Ama hepimiz. Bir kefenle yan gideriz, yan gitmeyiz. Elimize yan geçer, yan geçmez. Neyimizle kibirleniyoruz? O zaman kibirlenecek tek bir şey var. Onu da Allah'a terk etmek, o büyüklüğü Allah'a terk etmek. Onunla kibirleneceğiz. Ben bütün büyüklüğü sana terk ettim ya Rab. Bütün kibri sana terk ettim. Ve onunla da övünüyorum ki sen benim Rabbimsin. Sen mütekebbirsin. Sen üzerimize hepimizi eşitleyensin. Onun için değerli kardeşlerim, bizler çok dikkat etmeliyiz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Muhakkak ki benim ibadetlerimden dolayı istikbar eden, bana kulluk etmede istikbar eden, kibirlenen onlar cehennemliktir diyor ayet-i kerimede. Değerli kardeşlerim, bizler aman ha kibirlenmeyelim. Bakınız Lokman aleyhisselam çocuklarına bir nasihatta bulunuyor. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Yüzünü insanlardan çevirme, böbürlenme, kibirlenme. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا Kibirlenerek de yeryüzünde yürüme ey evladım. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ Muhakkak ki Allah Teala sevmez. كُلَّ مُخْتَالٍ fakur, böyle böbürlenerek, kendini beğenerek yürüyeni sevmez. Bak bu da bir edep öğretiyor. Diyor ki konuştuğu zaman Müslüman kardeşinin yüzüne bakarak konuş. Onu küçük görerek, aşağılayarak konuşma. Sana bir şeyle geldiği zaman tebessümle onu karşıla. Tekebbürle değil. Ve ona dönerek konuş, yüzüne bakarak konuş. Böyle başka yere bakarak seni görmek istemiyorum, sen kimsin yanıma gelmişsin gibi konuşma. Ve aynı zamanda yeryüzünde sakın ha kendini beğenerek yürüme. Allah kendini beğenenleri sevmez. Evet. Bu hangi sınıfta olursa olsun, ister idareci sınıfta olsun, ister ilim sınıfından olsun, olmaz. Dönecek ve insanları muhatap kabul edecek. Hangi sınıftan olursa olsun insan, onu muhatap kabul edecek, onu kardeş kabul edecek. Ona yönelecek, ona inecek, onun derdini dinleyecek. Bakınız ayet, hadis-i şerifte aleyhissalatu vesselam bizi uyarıyor. مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ النَّاسُ لَهُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Her kim ister ki insanlar ona el pençe olsun, yerini cehennemde hazırlasın. İster idareci olsun, ister alim olsun. Her kim ister ki insanlar ona el pençe olsun, onları aşağı görür, onları düşük görürse yerini cehennemde hazırlasın buyuruyor aleyhissalatu vesselam. O zaman dikkat edeceğiz.
bizim vasıflarımız ortaktır. Birisi çiftçi, birisi idareci, birisi amir, birisi zengin, birisi fakir. Hepimiz ortağız. Bu vasıflarda ortağız çünkü biz kardeşiz. Men lem yehtem bi umurul mu'minine feleyse minhum. Kim Müslüman kardeşini dert edinmezse onlardan değildir. Onun için değerli kardeşlerim, bizler dikkat etmeliyiz. Ve biliyorsunuz ki Ebu Leheb onunla kaybetti. Tebbet yada Ebu Leheb ve teb ma agna anhu malu ve ma kaseb. Şu Ebu Leheb var ya, eli konusun, bereketi o bitsin. O ki sırt çevirdi. Halbuki onun ne malı, ne serveti, ne çocukları onu bir yere vardırmadı. Muhammed'e yetim demişti. Halbuki onu çok seviyordu ama küçük gördü, düşük gördü, basit gördü. Senden mi peygamber olacak? Nefsine ve kibrine kapıldı ve kaybetti. Nefsine ve kibrine kapıldı ve kaybetti. Demek ki bak öz yeğeni ama kibre kapıldı ona karşın. Kaybetti, yok oldu. Hanımı ona ateş taşıyor. O nedenle değerli kardeşlerim, bizler çok dikkat etmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisiyle, bu hadisiyle ve bu hadisten ders alarak, evet, dersimize son verelim. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, La yedhulul cenne men kâne fi kalbihi miskâle zarrati minel kibir. Av min kibirin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, zerre kadar kalbinde kibir olan cennete girmez diyor. Hani dedik ya, kibir iman beraber olmaz. Birbirinin zıddıdır. Çünkü kibir imanla başa kalkıyor. İmanla efendim yarışıyor. İmanla yarışıyor. Onun için kibir imanı, iman kibiri kabul etmez. Her kimin kalbinde zerre kadar kibir varsa cennete girmez. Sahabelerden birisi bize açıklık getirttiriyor. Ne güzel. Allah onlardan razı olsun. وَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bakınız burası çok önemli. Bir adam, bir sahabe ayağa kaldı, ayağa kalktı ve dedi ki, يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبْ اَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ نَظِيفٌ وَنَعْلُهُ حَسَنٌ Ama birileri var ki temiz giyinmek ister, güzel giyinmek ister, güzel takım giymek ister, güzel ayakkabı giymek ister, toplum içinde güzel bir şekilde gezmek ister. Bunu böyle güzel olarak kendine bakması da kibir midir? Bak, İslam'ın güzelliğine bak. Güzel giyinmek istiyor, en güzel takım, en güzel elbise, en güzel ayakkabı, imkanı var. Ve onunla efendim toplumun içine giriyor. Bu kibir mi? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam fakala sallallahu aleyhi ve sellem leyse zalike. Hayır, bu değil. Bunu karıştırma. Hakir görme, hor görme, küçük görme. Bu değil. İnallaha nazifun veya innallaha cemilun yuhibbul cemal. Allah temizdir, temizliği olan temizi sever. Allah güzeldir, güzel olanı sever. En güzelliği giyin, en güzelliği yiyin, en güzelliği için. Ama sakın komşunuzu, kardeşinizi, dostunuzu hakir görmeyin. Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselam el kibru batrul hak ve gamtun nas. Kibir batrul haktır, hakka karşı çıkmaktır. Ve gamtun nas ve insanları hakir görmektir. Bu. Eğer bu yoksa istediğin gibi giyin, kuşan ve yol al. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye giriyor. Bir sultan, bir padişah, bir nebi, bir peygamber, böyle fetihler. Değil mi? Fetihler. Elinin altında geçmiş ve dün Mekke'den boynu bükük çıkarken bu sefer ihtişamlı bir şekilde Mekke'ye giriyor. Mekke Kureyş'ten birisi korkuyor, çok korkuyor Efendimiz'den. Tir tir titriyor. Geliyor devesinin yanına.
Kendisini öldüreceğinden korkuyor. Kendisine zulüm edeceğinden korkuyor. Kendisine gücünü ve kuvvetini kullanacağından korkuyor. Tir tir titriyor. Aleyhissalatu vesselam elini onun başına koyuyor. Ne oluyor sana? Niye o kadar titriyorsun, Muhammed'den korkuyorsun? Muhammed kim ki? Muhammed, evet, kurutulmuş et yapan bir annenin çocuğudur. Eskiden biliyorsunuz etleri kuruturlardı. Muhammed kim ki? Evet, Muhammed kim ki diyen bir peygamberin ümmeti olarak biz kimiz? Padişah olsak kimiz? Alim olsak kimiz? Ümmet olsak kimiz? Muhammed kim ki? Havvin diyor. Dur diyor. Ben diyor, et kurutmuş bir kadının çocuğuyum diyor. Evet, gelin bizler de biz kimiz diyelim. Ve mütevazı olalım. Birbirimizi sevelim. Birbirimize mütebessim olalım. Birbirimize konuşurken birbirimizin yüzüne bakarak konuşalım. Evimize muhabbetle alalım. Hediyeleşelim. Kardeş olalım. Huzur ve güzellik varken nefret ve darlığa ne gerek, ne hacet? Nereye kadar? Dedik ya, hepimiz mevtayız, ölüme kadar. Allah-u Teala hayırlı bir ölümü bize nasip etsin. Bizi bu tür kalbi hastalıklardan muhafaza etsin. Bu kalbi bir hastalıktır. Allah korusun. Tedavisi yok. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki bunların tedavisi farzdır, farz. Bunların tedavisi farzdır. Diğeri kolun ağrır, dişin ağrır, başın ağrır. Görünüyor. Bu ağrı görünmüyor ve herkes kendisine güzel görüyor, hoş görüyor. Yaşamak istiyor bunu. Subhanallah. Nasıl bir ağırlık, nasıl bir hastalık. Allah bu hastalığı aramızdan çıkarsın inşallah Teala. Onun için ehil insanların sohbetine gideceğiz. Allah dostlarının sohbetine gideceğiz. Birbirimizin yüzünü seyredeceğiz. Birbirimizin yüzünü seyredeceğiz. Kur'an'ı seyredeceğiz. Kabe'yi seyredeceğiz. Ve güzel konuşacağız. Kalpler konuşsun, kalpler. Güzel konuşsak kalpler de konuşur. Allah-u Teala kalpleri güzel konuşanlardan eylesin bizleri. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim ve kaim etsin. Her kimin hastası varsa Rabbim şifa versin. Her kimin zorluğu varsa Rabbim gidersin. Her kimin sıkıntısı varsa Rabbim gidersin. Her kimin borcu varsa Rabbim eda ettirsin. Ve Allah hepinizden razı olsun. Ekulu kavli hâdâ ve estagfirullâhe liye ve lekum. Ve ufavvidu emri Allah. İnne Allah'a basirun min ibad. Ve âkhiru da'vâna elhamdülillâhi rabbil âlemîn. لروضة النبي صلى الله عليه وسلم وضرح صدرتنا الكرام الفاتحة